Merhabalar Mustafa Bey. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizlerle birlikte sektör özel programında çalışma faaliyetlerimizden, çalışma alanlarımızdan bahsedeceğiz. Sektörün nabzını tutacağız ama onun öncesinde kısaca ekran başındaki izleyicilerime sizleri tanıtmakla başlamak istiyorum. Buyurun. Mustafa Kırbaş, 32 yaşındayım. Giresun Bulancak doğumluyum. Öğrenim hayatımı İstanbul'da geçirdim. Lise mezunuyum. Elektrik bölüm mezunuyum. Sonrasında da yeni bir sektöre giriş yaptık. Şu an Kırbaş Enerji olarak hizmet veriyoruz. Kırbaş Enerji'de birçok hizmet var. Hem sizin asıl mesleğiniz elektrik sektörüne yer veriyoruz. Hem de doğalgaz ısı sistemlerine yer veriyoruz. Biraz daha açacak olursak Kırbaş Enerji'de ne tür hizmetler alabiliyoruz? Kırbaş Enerji Aksa yetkili bir firmadır doğalgaz bölümü olarak. Göreli ilçemizde Samsun'un Çarşamba ilçesi arasında hizmet vermekteyiz doğalgaz sektöründe. Bunun yanı sıra ilk mesleğimiz olan elektrik tesisat bakım onarım işlerine vesaire devam etmekteyiz. Çalışma alanımızda güneş enerjisinden kat kaloriferine, kazan sistemlerine kadar mevcuttur. Çanak antenli uydu kurulumu vesaire Yani birçok hizmet var. Dediğimiz gibi tesisat işlerinin ısı bölümünde bir sürü hizmetini veriyoruz. Birçok alanda hizmetini veriyoruz. Ayrıyeten de elektrik, bina içi tesisatı olsun, çanak anten, uydu sistemi çok çaplı bir çalışma şekli burada yürüyor. Peki bizler nerelere kadar hizmet verebiliyoruz? Giresun'dayız, Bulancak'tayız. Bulancak dışında da başka ilçelere de hizmet verebiliyor muyuz? Evet, Bulancak dışarısını da veriyoruz. Demin tekrarladığım gibi Aksa yetki alanımız Göreli ilçesi ile Çarşamba ilçesi aralarında doğalgaz sektöründe yetkili firma olarak hizmet verebilmekteyiz. Onun dışındaki ilçelere açılmıyoruz o zaman. Şu anda Türkiye geneli bazında çalışmıyoruz. Yani yetki alanımız arasında ilk aşamamız. İkinci dönemde tekrar yurt dışına özellikle gelecek planı olarak güneş enerjisi ve rüzgar türbini hedeflerimiz var. Projelerden bahsetmişken ben de onu daha detaylı sormak istiyorum. Şimdi sizler zaten elektrik sektöründesiniz. Bildiğiniz bir işi yapıyorsunuz. Ayrıyeten bünyenize ısı sistemlerinde kattınız. O sektörde de, o alanda da hizmet veriyorsunuz. Başka geleceğe yönelik plan projeleriniz, hem iş yerinize katmak istediğiniz belki bir şube açmayı düşünüyorsunuzdur. Var mı geleceğe yönelik yeni plan projeler? Tabii ki her insanın belli bir hayalleri oluyor. Dediğim gibi ikinci aşama olarak da biz kendi öz mesleğim olan elektrik branşında güneş enerjisi ve rüzgar türbünden elektrik imal ederek bu sefer Türkiye geneline yayılacak bir şekilde planlama düşünüyoruz. Bu bizim en yakın ilk aşamamızda tabii ki bölgemizdeki yayla vesaire gruplarını elektriksiz bizim oba dediğimiz yaylı evlerimizin olduğu mekanlarımız var. Birinci aşamada oralar, ikinci aşamada tarımsal sulamada özellikle güneş enerjisini kullanmak istiyoruz. Çünkü elektriğin olmadığı bölümlerimiz çok fazla bizim tarım elverişli olarak. İkinci planımız genelde elektrik üzerine yani. Peki son olarak ekran başındaki izleyicilerimize sizden hizmet almaları için onları Kırbaş Enerji'ye davet etmek adı altında neler söylemek istersiniz? Biz elimizden geldiği kadarıyla profesyonel bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Kendi bünyemiz ve şirketimizin olduğu kadarıyla. Bize geldiklerinde bizden yalan duymayacaklar. Gününde iş teslim alacaklar. Kaliteli malzemeden işlerini yapacağız. Biz nasıl diyeyim, bazı ufak tefek şeylerden kaçınmıyoruz. Gerçekten kalitemizle iş vermeye ve piyasada tutunmaya çalışıyoruz. Kırbaş Enerji herkesi bekleriz yani. Zaten sizler Mustafa Bey ömürlük bir garanti süreci sundunuz. Sizden hizmet alacak müşterilerinize, o yüzden bence çok güvenilir bir adres. Kırbaş Enerji yaptığı işe ne kadar güvendiğini de burada belli etmiş oluyor. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hem bizleri aydınlattınız, hem ekran başındaki izleyicilerimizi aydınlatmış oldunuz. Hem de Kırbaş Enerji'yi herkese buradan tanıtmış olduk. Başka bir sektör özel programında da görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Çok sağ olun.